Herkese merhaba dostlar. Game Finisher kanalına hoş geldiniz. Bugün GTA 5 serimizin 12. bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölümde de ana görevlerden devam etmeden önce son toplanabilir görevimizi yapacağız. O da hangi görev? Gösteri atlayışları. Bu göreve başlamadan önce size bir tane site göstermek istiyorum. Arama motoruna junk yazıyorsunuz. Bir enerji içeceği sayfası çıkıyor. 21 yaşın üzerinde misin diyor. Evet diyoruz. Adrenalin sekmesini tıklıyoruz. Burada bir GTA 5 haritası çıkıyor karşımıza. Üzerinde işaretler var. Bu işaretlerden bir tanesi gösteri atlayışlarının yapıldığı nokta. Noktaları gösteriyor. Toplam 50 tane var. Köprü altı uçuşları toplam 50 tane. Ve paraşüt atlayışları, bu da toplam 12 tane olması lazım. Biz köprü altı uçuşlarını tamamladık. Paraşüt atlayışları daha bizde açılmadı. Gösteri atlayışlarından da bir tanesini yapmıştık. O da görev sırasında denk gelmişti. Şu noktada olması lazım. Tabii bu haritaya göre yapmayacağız ama bu haritaya da bakabilirsiniz. Noktaların yerini öğrenmek için. Ben size daha detaylı göstereceğim nereden atlamamız gerektiğini. İlk noktamızla başlayalım. O görevde yaptığımız noktayla. Araç seçiminde mümkün mertebe motor bisiklet kullanmaya çalıştım. Batı 802 falan çok ideal bu noktalarda. Atlayışlar sırasında da aracı dengede tutmaya çalışın. Araç dengede olmazsa atlayış başarısız olur. Araç dengede olursa zaten kolaylıkla atlayışımız kabul ediliyor. İlk noktamız burasıydı. Özel yeteneği dolayısıyla bu atlayışlar için en uygun karakter Franky. İkinci noktamızı da tamamladık. O motor işimizi görmez. Üçüncü atlayışımız da buradaydı dostlar. Dördüncü atlayışımız biraz sıkıntılı. Biraz döndük filan ama kabul etti Allah'tan. Beşinci atlayışımızı da tamamladık dostlar. Altıncı atlayışımız golf sahasında. Burada hızlı olmamıza gerek yok. Yavaş atlayacağız. Ve tahta köprüden karşıya geçecek kadar hızımız olsa yeter.
7. konumumuz da burasıydı dostlar. Sekizinci atlayışımızda bir binanın içinden geçeceğiz. Çok fazla hızlı olursak binanın duvarlarına çarpma ihtimalimiz var. Ondan yavaş geçmek mantıklı. Dokuzuncu uçuş diğer uçuşlarımızdan daha uzun bir uçuş. Ondan daha hızlı olmalıyız. Uçuş güzergahında da elektrik direği ve trafik ışığı var. Onlara da çarpmadan uçmamız lazım. Burada çok fazla hızlı olmamamız lazım. Yoksa karşıdaki duvara toslayabiliriz. On birinci uçuşumuzu bir katlı otoparkın çatısındaki rampadan yapacağız. İniş bölgesindeki ağaçlara dikkat etmemiz gerekiyor. On ikinci uçuşumuzu otoyoldaki bir kavşakta yapacağız. İndiğimiz noktada hemen bir uçuş daha var. İkisini tek seferde halledebiliriz. On dördüncü uçuşumuz en zor uçuşlardan biri. Kanal boyunca hızlanıyoruz ve şu rampadan uçuyoruz. Helikopter pistine temiz bir iniş yapmamız gerekiyor. On beşinci uçuşumuz en kolaylarından. We'll be right back.
15. atlayışımız da otoyolda dostlar. Çok fazla hızlı olmamıza gerek yok. Şuradan karşı şerite geçeceğiz. Atlayışımız havaalanında. Altımızdaki araç bayağı hızlı. Ondan dolayı fazla hız yapmamıza gerek yok. Güzel de bir iniş yaptık. On sekizinci noktamız havaalanındaki diğer rampa. On dokuzuncu rampamız da havaalanında, giriş kapısının yanında. Yirminci rampamıza geldik dostlar. Burada da çok fazla hız yapmadan kolay bir atlayış yapabiliriz. Birinci rampamız da burada dostlar. İkinci rampamız diğerlerinden biraz daha dar. Burada özel yetenek kullanalım. Tam çatıya konmamız lazım. Biraz fazla hızlandık galiba. Arabamız gitti ama en azından rampayı tamamladık.
üçüncü rampamızda köprüye çıkacağız dostlar. Dördüncü rampada da biraz yavaş gitmekte fayda var. Beşinci rampada karşıdaki binanın çatısına konacağız. Altıncı rampamızda karşıdaki iskeleye uçacağız. Biraz daha yavaş geçmemiz gerekiyormuş ama olsun, bunu da kabul ettim. Yedinci rampada köprüye uçacağız. Bu rampada elektrik direğine dikkat etmemiz lazım. Sokak lambasına çarptık ama yine de kabul etti. Sekizinci rampayla liman tarafına uçacağız. Dokuzuncu rampamız toprak bir rampa. Yolun karşısına geçeceğiz. Toprak rampalarda motosiklet kullanmak çok daha mantıklı. Çünkü araçlar çok fazla dönüyor toprak rampalarda. Üçüncü rampamız diğer rampalara nazaran biraz daha kolay bir rampa. Çünkü önünde bir engel yok. Dümdüz uçuyoruz. Birinci rampamıza geldik dostlar. Bu rampada otoyola iniş yapmamız lazım. Aracın dengesini koruyarak otoyola iniş yaptığımız sürece
bu gösteri uçuşunu da kabul edecektir. İkinci rampamız yine bir katlı otoparkın çatısında. Üçüncü rampamız da bir katlı otoparkın çatısında. Dördüncü rampamız direkt bir gösteri uçuşu rampası. Haliyle kolay bir uçuş yapabiliyoruz. Beşinci rampamız yine bir otoparkın içerisinde. Altıncı uçuş noktamız bir köprüde. Uçuş noktamız da bir köprünün üstünde. Herhalde en dar uçuş noktamız burası. Bu uçuş noktasını motor bisikletle tamamlamayı tavsiye ediyorum. Sekizinci atlama noktamız hastanenin yanındaki bir aralık. Yine motor bisikletle yapmanızı tavsiye ederim. Rampamız otobanda. Kanalın içine iniş yapacağız. Sağ taraftaki düzlüğe. Çok uzun uçuşlar yapıldığı zaman kabul etmiyor atlayışı.
40. rampamız artık şehrin dışında. Birinci rampamız rüzgar santrali. İkinci rampamız da otoyolda. Üçüncü rampamızda hapishaneye dalacağız. Dördüncü rampamızdayız dostlar. Bu rampada çöldeki havaalanında. Beşinci rampamız da çölde, terk edilmiş otelin yanında. Kırk altıncı rampamız Raton Kanyonu'nda dostlar. Yedinci rampamız dağın eteklerinde.
48. rampa haritanın en kuzeyinde bir şantiyenin içerisinde. Dokuzuncu rampamız yıkık bir tahta köprüde. Ellinci, yani son rampamızda Deniz Kulesi'nin yanındaki kayalıklara uçacağız. Hızımızı çok iyi ayarlamamız lazım. Fazla hızlı gidersek denize düşeriz. Yavaş gidersek de kayalıklara kadar ulaşamayabiliriz. Oha oha, direkt Deniz Kulesi'nin içine girdik. Normalde kayalıklara uçmamız lazımdı. Bu da bu bölümde yapabileceğimiz en epik olay oldu. Tüm atlamaları da tamamladık. Bu görevin de sonuna geldik. Sonraki bölümde artık görevlere başlayacağız dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.